Efendim onca uyarıya, onca habere rağmen telefon dolandırıcıları hala kendilerine kurban bulabiliyor. Son mağdur 72 yaşındaki Refah Yanartaş oldu. Bir dizi suça karıştığını inandırıp 4 milyon lirasını aldılar. Çok büyük suçlara karışmışsınız, kara para aklamışsınız, FETÖ'yle işbirliği yapmışsınız, yurt dışına insan kaçırıyorsunuz, bazen de PKK ile çalışıyorsunuz. Saya saya bitiremediler. Öyle bir korkuttular ki yaşlı kadın suçlu olduğuna kendi de inandı. Dolandırıcılara 4 milyon lira kaptırdı. Bankada dedi paranız var, evi sattınız, o paraları çekip bize getireceksiniz. Yalnız beni dinleyeceksiniz, ben öl diyeceğim öleceksin, camdan atla diyeceğim atlayacaksın. Ben ne dersem olacak, benim dedik. Dışına çıkmayacaksın. Dolara çevirip verdim 118.400 dolar. 4 milyon karşılığı. 72 yaşındaki Refah Yanartaş bundan bir ay önce evini satmış, 4 milyon lirasını da banka hesabına atmıştı. Ancak bir sabah telefonu çaldı. O bilmiyordu ama telefonun ucundakiler dolandırıcıydı. Yöntemse yine aynıydı. Ben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirinin başıyım. Adım Alparslan Öztürk. Çok büyük suçlara karışmışsınız. Aranıyorsunuz. PKK kadın insan kaçakçılığına, dolandırıcılar aklına hangi suç geldiyse saydı. Akıl alır gibi değil ama o da inandı. Yaşlı kadını öylesine etki altına aldılar ki bir taraftan da korkuttular. Böyle olunca çevresindeki hiç kimseye yaşadıklarını anlatamadı. Bu da dolandırıcıların ekmeğine yağ sürdü. Sizin dedi çekilen paranızın yerine devlet dedi sizin paranız kadar para koydu. Banka anlamasın diye. Bankacıyı arayayım dedim sakın dedi aramayacaksın. Dinlemiyorlar hiç. Biri alıyor telefonu öteki bırakıyor. 3 kişiyle konuştum. Yanına da kimseyi alma. Git bankadan paraları çek bize getir dedi. Onu kontrol altında tutup bankadan o 4 milyon lirayı çekmesini sağladılar. Gittim bankadan paraları çektim. Düz yürü dedi mezarlığa doğru. Karşıdan dedi bir kişi gelecek dedi. Sana dedi elini uzatacak hemen dedi. Torbanı veriyorsun arkana bakmadan dönüp gidiyorsun dedi. Paraları verdim arkama bakmadan gittim. Ne dedilerse yaptı. 4 milyon lira değerinde 118.400 doları elleriyle teslim etti. Yaşlı kadın ne yazık ki dolandırıldığını günler sonra anladı. Birikimimden oldum hiçbir şeyim kalmadı. Oğlumun geleceğini, kendi geleceğimizi mahvettim. Çok affedersiniz bir aptallık yaptım. Kimse benim düştüğüm hataya düşmesin.